Asena'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün yine her zamanki gibi oldukça farklı ve çokça lezzetli bir tarifim var. Tarifim için 2 adet patates kullanıyorum. Kabuklarını soydum. Patatesler büyük boy. Sizler kişi sayınıza göre miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Üzerine 1 tatlı kaşığı silme tuz ve üzerine geçecek kadar su ekleyerek pişmeye gönderiyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Haşlanmış olan patateslerimin suyunu süzüyorum. Yalnız suyunu kesinlikle atmıyoruz. Yemeklerimizde ya da çorbalarımızda kullanabiliriz. Gerçekten çok güzel lezzet veriyor. İçerisine sucuk ekliyorum. Miktarı size kalmış. Gerçekten çok lezzet verdiğine emin olabilirsiniz. Genişçe bir kasenin içerisine almış olduğum patateslerimin üzerine 60 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Ve patates ezeceği yardımıyla güzelce eziyorum. Tereyağı gerçekten çok lezzet verdi. Sadece nişasta kullanıyoruz. Un kesinlikle kullanmıyoruz. Önden 1 çay kaşığı silme tuz ekliyorum. Ve sonrasında yarım su bardağı kadar mısır nişastasını ekliyorum. Küçük doğramış olduğum sucukları ekliyor ve tamamıyla bütünleşene kadar karıştırıyorum. Nişasta miktarı tamamıyla patatesinize kalmış. Eğer çok nişastalı bir patatesse nişastasını az eklemelisiniz. Eğer nişasta miktarı daha az bir patatesse miktarını arttırmalısınız. Nişastası fazla mı ya da az mı nereden bileceğiz diye soracak olursanız, eğer fazla nişastalı bir patatesse kontrollü olarak nişasta eklediğiniz zaman koyu bir kıvam elde ettiğinizi fark edersiniz. Yani hamur dağılır. O bizim istemediğimiz bir sonuç. Bu yüzden mutlaka kontrollü kaşık kaşık ilerleyelim. Yağlı kağıt sermiş olduğum masama hamurumu alıyorum ve üzerine de bir yağlı kağıt kapatıyorum. Merdanem yardımıyla çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde hamurumu açıyorum. Bu şekilde çok daha kolay olacak açılması. Güzelce açtıktan sonra üzerinden yağlı kağıdı kaldırıyorum. Bu aşamada dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İstediğim şekli verebilmem için kare ya da dikdörtgen bir hamura ihtiyacım var. Bu yüzden şekilli rulet yardımıyla kenar kısımlarını kesiyorum. Fazlalıkları köşeye ayırıyorum. Tekrardan açarak kullanacağız. Özellikle sunum yapmayı severler için gerçekten güzel bir seçenek diyebilirim. Patatesi istediğiniz gibi şekil verecek kıvama getirmiş oluyoruz. Öncelikle bıçak yardımıyla çiziyorum ki güzel bir şekil elde edebileyim. Sonrasında yine şekilli rulet yardımıyla ortaya çıkaracağım. Bu aşamada mutlaka yağımızı kızmaya bırakmış olalım. Yalnız orta ateşte kızdırdığımız yağda kızartmamız gerekiyor. Yüksek ateş kesinlikle istemiyoruz. İçi çiğ kalacaktır. İstediğimiz bir sonuç elde edemeyiz. Çok kısık olursa da bu sefer yağ çeker.
Artan hamurum için de yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde hamurumu açıyorum. Ve istediğim şekli veriyorum. Orta ateşte kızdırmış olduğum yağıma hazırlamış olduğum patateslerimi ekliyorum. Eğer küçük tava kullanırsanız yarım su bardağı sıvı yağ yeterli olacaktır. Ama büyük bir tava kullanırsanız mutlaka 1 ya da 1,5 su bardağı sıvı yağ eklenmesi gerekiyor. Önlü arkalı nar gibi kızartıyorum. Kağıt havlu sermiş olduğumuz servis tabağımıza alabiliriz. Gerçekten bu lezzete bayıldık. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Ben sweet chili sos ve mayonez ile harmanlamış olduğum sosuma bandırarak yemeği tercih ettim. Özellikle bu sos ikilisi gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.